Böyle büyük bir projeyi en kısa zamanda ülkemize kazandırmanın çabası içerisindeyiz. Yusufeli Barajı 22 Kasım'da açılıyor. Yusufeli Barajı'ndan etkilenen yollardan dolayı 69 kilometrelik bir yol inşa ediyoruz Yusufeli'nde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Artvin'ler sınır arasında yapılan Yusufeli Barajı relokasyon yolları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın 22 Kasım'da açılacağını bildiren Kara İsmailoğlu, baraj projesi kapsamında Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşkesi ve Karayolu'nun bir bölümü sular altında kalacağı için ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yollarını projelendirdik. Bir tümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standart 3 kesim halinde toplam 69.2 km uzunluğunda inşa edilen relokasyon yollarında 56.7 km uzunluğunda 39 adet tünel, 19 adet köprü ve viyadük bulunuyor. Projede bölgedeki yerleşkelerin yola katılımını sağlayan toplam 17 adet kavşak da yer alıyor dedi. Kara İsmailoğlu, projedeki tünellerin yeni Avusturya tünel açma metoduyla 5 yılda tamamlandığının altını çizerek, aydınlatma, havalandırma, haberleşme ve trafik sistemlerinin de hazır olduğunu belirtti. Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak Yusufeli Barajı'nın enerjiden şehirciliğe, ulaştırmadan çalışma hayatına kadar pek çok sektörü doğrudan etkileyeceğine dikkat çeken Kare İsmailoğlu, projeyle Artvin Erzurum'a, Kafkasları ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan Kuzey-Güney aksının standardını önemli ölçüde yükselterek bölgeler arası ticari hareketliliğin artırılmasına da katkı sağladık dedi. Güzergahtaki geniş ve zorlu vadi geçişleri toplam uzunluğu 2180 88 metre olan 4 adet teknolojik köprüyle sağlanacak. Ayrıca en yüksek ayağı 147 metreye ulaşan Yusufeli Viyadüğü'nün de 2023 yılı içinde hizmete girmesi bekleniyor.